Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ülke ve millet olarak en az 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Bir asır önceki gibi bizi adeta içinde boğmak, yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından yeni bir silkinişle, yeni bir şahlanışla bölgemize ve dünyaya barış, huzur, adalet getirecek bir mücadelenin içindeyiz. AK Parti 7. Olağan Kongresi'ni işte böyle hayati bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanı geçmişte ülkemizi karıştırmaya çalışanlara karşı her zaman dik duruş sergilendiğini söyledi. Bugünlere kolay gelinmediğini vurguladı. Şairin dediği gibi biz bugünlere tüzüklerle çarpışa çarpışa geldik. Hep hakkın, hakikatin yolunda, milletimizin bize gösterdiği istikamette çalıştık. Durmadık, çabaladık. Türkiye'ye müstemleke muamelesi yapanlara asla eyvallah etmedik. Medeniyetimizi ve coğrafyamızı sömürüyle, kanla, gözyaşıyla boğmaya çalışanların yüzlerine gerçekleri haykırmaktan, her hal ve şart altında dostlarımızın yanında yer almaktan çekinmedik. Suriye'de biz var olduk. Libya'da biz var olduk. Şimdi de Azerbaycan'da biz var olduk, biz varız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu vesileyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı görüşmeyi aktardı. İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Şu andaki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Elhamdülillah. Ve olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de ayrıca mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. Rabbim yar yardımcılar olsun. Kahramanmaraş'ı Kayseri'ye bağlayan 64,1 kilometrelik yolun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı projeyi stratejik bir yatırım olarak niteledi. Bu proje Güneydoğu Anadolu'yu, İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan güzergah üzerinde yer alan stratejik bir yatırımdır. Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu tünel ve viyadüklere ülkemizin kültür ve sanat hayatına eşsiz katkılarda bulunan Kahramanmaraşlı güzel insanlarımızın ismini vermek istedik. Cumhurbaşkanı açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş Göksun arasındaki yolun adını Edebiyat Yolu olarak belirlediklerini duyurdu. 7 güzel adamın yanına Kahramanmaraş'ın diğer güzel şairlerini de ekleyerek yolumuzu daha da güzelleştirdik. Kahramanmaraş Göksun arasındaki bu yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik. Bu kadar şairin ismini taşıyan yolun adının da Edebiyat Yolu olması kadar tabii bir şey olamaz. Daha önce kullanılan güzergahta 80 dakika süren yolculuk 64,1 kilometrelik yeni bölünmüş yol sayesinde 39 dakikada tamamlanacak. Böylece sadece zamandan 75 milyon lira ve akaryakıttan 55 milyon lira olmak üzere yıllık toplamda 130,3 milyon lira tasarruf ediyoruz. Yolun hizmete açılmasıyla Güneydoğu Anadolu bölgesindeki turizm merkezlerine kolay ve daha hızlı ulaşım sağlanacak. Hoş geldiniz.
16 ay önce göreve gelen Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Uysal'ın yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal getirildi. İstikrarın yanında finansal istikrarı da gözetiyoruz. Araç bağımsız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan resmi gazetede görev değişiklikleriyle ilgili alınan kararlara yer verildi. Bu kapsamda Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Aynı kararda Uysal'ın yerine atanan isim de belli oldu. Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, Merkez Bankası'nın yeni başkanı oldu. Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na ise İbrahim Şenel getirildi. 6 Temmuz 2019'da dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, görev süresinin dolmasına yaklaşık 10 ay kala görevinden alınmıştı. Yerine dönemin Başkan Yardımcısı Murat Uysal atanmıştı. Uysal, Çetinkaya'nın ardından görevinden alınan ikinci Merkez Bankası Başkanı oldu. Çok kıymetli basın mensupları. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk lirasının dolar karşısında yaşadığı değer kayıpları için bir değerlendirmede bulundu. Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz dedi. Eylül 2018 yılında açıklamıştık. Bakan Berat Albayrak, dolar kuruna ilişkin değerlendirme yaptı. Dövizdeki artışın birçok sebebi var dedi. Dövizdeki artışın birçok sebebi var. Dünyadaki belirsizlikler, Amerika Birleşik Devletleri seçimleri, pandemi, ülkeler arasındaki sıkıntılar. Hepsi dövizin yükselmesine neden oluyor. Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil, ifadelerini kullandı. Açıklamalarının devamında faizi artırmanın eksileri ve artılarının da olduğunu aktaran Albayrak, faiz yükseltilirse üretim düşer, istihdam azalır. Bizim buradaki amacımız ithalatı azaltmak, üretimi artırmak. Bizim hedefimiz öncelikle ithalatı azaltmaktır, dedi. Bakan Albayrak, dövizde yaşanan hareketliliğin birkaç ay içinde dengeye oturmasını beklediklerini söyledi. Payımızı ve ihracatı artırmak politikalarımızın öncelikleri olacak. Yani sadece o çocuklara özel, okul açılmadan önce de. İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapmış, yaraları hep birlikte saracağız, il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık demişti. Bakan Ziya Selçuk, eğitime bir hafta daha uzaktan eğitimle devam edileceğini açıkladı. Açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Her bir çocuğa şahsa özel deneme sınavı. Bakan Selçuk paylaşımında İzmir'de deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır oluşlarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık ifadelerini kullandı. Vatandaşının talebinin gereğini yapmak zorundadır. Bayraktar TB2 semalarda hür ve özgür sloganıyla havalandı. Hedefler lazerle belirlendi. SİHA'lar bu kez milli kamera kullanarak tam isabetle vurdu. Kanada Dışişleri Bakanı Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiasıyla ülkesinin bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Bu teknolojiler arasında silahlı insansız hava aracı ve insansız hava araçlarında kullanılan gözler de bulunuyordu. Kendi sınıfında en iyisi olarak gösterilen Bayraktar TB2 gözetleme ve hedefleme sistemiyle önemli bir teste imza attı. Baykar Uçuş ve Eğitim Merkezi'nden kanatlarında Roketsan tarafından geliştirilen MAML yani mini akıllı mühimmat cansız mühimmatlarıyla havalandı. Milli kamera sistemi KETS tarafından yapılan lazer hedefleme ile başarılı bir atış gerçekleştirildi. Lazer arayıcı başlığa sahip mini akıllı mühimmat Saros Körfezi'ndeki hedef adasına yerleştirilen hedefi KETS tarafından yapılan lazer işaretleme ile yüksek irtifa ve uzak mesafeden tam isabetle vurdu. Test uçuşları kapsamında KETS'in yüksek hızlı hareket eden hedefleri kitleme ve takip özellikleri denendi. Milli kamera sistemi tüm testleri başarıyla geçti. Böylece Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi seferberliğinde önemli bir adım daha atıldı. Dahası yaşanan
bunalımlar karşısında belki de bazıları kendi çaresizliklerini perdelemek için zaman zaman pervasızca İslam'a saldırmaktadırlar. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumunda konuştu. Gündeminde İslamofobi vardı. İslam düşmanlığına dönüşen İslamofobi birçok ülkede maalesef devlet politikası haline getirilmeye çalışılmaktadır. Camilerimiz ve Müslüman kardeşlerimiz ırkçı terör gruplarının hedefi haline getirilmektedir. Bugün bazı ülkelerde devlet eliyle yürütülen bir ayrımcı, ötekileştirici ve ırkçı uygulamalar esasen doğudan batıya dünyanın her yerinde huzur ve güveni arayan insanlığın umudu olan İslam'ın Avrupa'da yükselişini engellemeye yönelik bir amaçtır. Erbaş, İslamofobiyi Avrupa'nın İslam'la tanıştırılmasının önüne ön yargı duvarı örme çabası diye niteledi. Halbuki İslam dün olduğu gibi bugün de dünyanın huzur ve barışına, insanlığın varoluş ve anlam anlayışına kılavuzluk edecek tek dindir. İnne dine indallahil İslam. Dolayısıyla bugün dünya Peygamber Efendimizin üstün şahsiyeti ve örnek ahlakı nezdinde İslam'ın hayat veren ilkeleriyle buluşmaya her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Saldırılara karşı Müslümanların birlik içerisinde karşı koyması gerektiğini vurguladı. Ümmet olmanın onurunu yaşayan müminler olarak bizler bütün bu saldırılar karşısında hep birlikte güçlü bir duruş ortaya koymaya mecburuz tüm Müslümanlar olarak, bütün İslam alemi olarak. Bunun için her platformda ve her vesileyle dünyayı İslam'ın merhamet, adalet, hakkaniyet, güzel ahlak ilkeleriyle tanıştırmak için gayret göstermek ve oluşturulmaya çalışılan olumsuz imajları bertaraf etmek zorundayız. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kırmızı Periler Diyarı Narman Peri Bacalarını ziyaret etti. Başkan Sekmen, burada yapımı devam eden otel ve sosyal tesisin Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser'le birlikte inceledi. Sekmen, tesisimiz tamamlandığında vatandaşlarımıza çok güzel bir tesis daha kazandırmış olacağız inşallah diye konuştu. Başkan Mehmet Sekmen'in sonraki durağı iş insanı Hüsamettin Yavuz'un oğlu Adem Yavuz adına yaptırdığı Kur'an kursu ve taziye evi açılışı oldu. Açılışa Erzurum Valisi Okay Memiş ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altunok da katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in yaptığı konuşmalar adeta damga vurdu. Milletvekili Aydemir, toprak, tohum ve vatan ekseninde izlenen tarım politikalarını değerlendirerek tarımda ak yaklaşıma dikkat çekti. Daha önce insanlar toprağına küskün hale gelmişti. İnsanlar tohumla barışık değildi. O zamanlardan buraya geldik biz. Şimdi biz tohumu mübarek bilen bir yapıyız. Siyasi anlayış. Biz toprağı bütün bir cihan kabul ediyoruz ve oraya yönelirken oradan bereket gelir diye düşünüyoruz. Öyle de oluyor elhamdülillah. Vatan dediğimizde şehitlerimizi hatırlıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız hizmetleri ona göre yapıyoruz. Bunun içindir ki işte teşekkürler geliyor, takdir hisleri geliyor. Ya bak söylüyorum ben burada. Aydemir, AK Parti ile birlikte tarımda yapılan projelerin de arttığını belirtti. Bir başka Ziraat Odası Başkanımız, hiçbir talebimiz yok. Sadece projeler yaptık. Projeleri Sayın Bakanımızla bir paylaşırsanız çok memnun oluruz şeklinde. Burada eskiden proje ya, Ziraat Odası Başkanı'nın aklına proje gelmedi. Tarım sektöründe insanlar
bilimsel bir veri konuşmayı düşünemezlerdi bile ya. Bizimle beraber bu hayat buldu arkadaşlar. AK Parti ile beraber bunlar vücut buldu. Cüneyt Çakır'ın düdük sesi yankılandı ve karşılaşma başladı. Süper Lig'in 8. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la Göztepe Kazım Karabekir stadında kozlarını paylaştı. Zorlu 90 dakikada 7'şer puanı bulunan iki takım yeniden çıkışa geçmek için kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmanın 13. dakikasında Göztepe Ndiaye'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti. 67. dakikada Erzurumspor Novikovas'ın penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Dakikalar 89'u gösterdiğinde mavi beyazlı Sadiku sarı kart gördü. 90+4'te Sadiku bir sarı kart daha alarak kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Anne ve yavru dağ keçilerinin dolaşma anı kameralara işte böyle yansıdı. Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Orman Ağzı mahallesinde anne ve yavru yaban keçiler karınlarını doyuruyorlardı. O sırada yoldan geçen sürücülerin gözüne takıldı. Keçileri gören sürücüler önce aracı sağa çekti, ardından bu güzellikleri seyretti. Olur Orman Ağzı köyüne geldiğimizde yol üzerinde yaban keçilerine rastladık. Yaban keçilerinin dağ yamacındaki tehlikeli yolculukları işte böyle görüntülendi. MÜSİAD Başkanı Fuat Demir av yasağına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ricamız şudur, bunlara kimse mermi atmasın. Çünkü av yasaklarının kalktığı dönemde bunlara kimse mermi atmasın ve korusun. Seviyoruz doğayı. Ankara'da aile içi kavga faciayla son buldu. Baba eşini ve iki çocuğunu tabancayla vurarak öldürdü. Akıllara durgunluk veren olay Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşandı. Aile içinde yaşanan tartışma sonucu baba Adem Öztürk adeta katliam yaptı. Evde bulunan eşi Nefik Öztürk, oğlu Selahattin Öztürk ve kızı Seher Öztürk'e yanında bulundurduğu silahla ateş ederek evden uzaklaştı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri anne ve iki çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri katil baba Adem Öztürk'ü kısa sürede yakaladı. Karakola götürülen Öztürk verdiği ifadede cezaevinden çıkan oğlu Selahattin Öztürk tarafından darp edildiğini ve bunun için oğlunu öldürdüğünü söyledi. Diğer aile bireylerinin neden öldürdüğü sorulan katil baba eşi ve kızını da oğlunun yanında oldukları için öldürdüğünü belirtti. Koronavirüs yaşa bakmıyor. Sakarya'da yaşayan astım hastası 14 yaşındaki Semir Şair koronavirüsün en genç kurbanlarından biri oldu. Yurt genelinde COVID-19 vakalarında yükseliş ve can kayıpları artarken bir acı haber de Sakarya'dan geldi. Astım bronşit hastası olan 14 yaşındaki Semir Şair geçen hafta pazartesi günü rahatsızlanınca Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu koronavirüs testi pozitif çıkan çocuk tedaviye alındı. Hayatla olan mücadelesi yalnızca 23 gün sürdü. Semir Şair doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. En büyük hayali aşçı olmaktı. Bu yıl aşçılık lisesine başlayacaktı. Hayalleri yarım kaldı. Acılı baba Bilal Şair evladının ardından ders niteliğinde sözler söyledi. Korona gerçekten hani freni patlamış bir kamyon düşün, tamam mı? Yokuştan aşağı geliyor,
kalabalık halkın içinde pazar dolu. Geliyor altını aldığını ezip parçalıyor, kurtulan kurtuluyor. Bunun çocuğu, büyüğü, ufağı, yaşlısı, genci yok. Diyorum ya, kamyonu freni patlamış kamyon gibi ufak büyük fark etmiyor, ezip geçiyor. Helalinde olasın. Elektrik kontağından yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler bir köyü küle çevirdi. Yangın Kastamonu'ya bağlı Tepeharman köyünde meydana geldi. Gece saatlerinde bir evde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredeki evlere de sıçrayan yangında 10 ev ve köyün camisi de yandı. Olayın ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler dört bir koldan işe koyuldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Kumara fazla yanaşma. Kastamonu Valisi Avni Çakır köye giderek yangın hakkında bilgi verdi. Elektrik kontağından çıktığı tespitli yangın başladı. Kısa sürede yangın diğer evlerde sirayet etti. Havada rüzgar olmasının sebebiyle. Yangın sonunda ekipmanlarımız... Kayyemiz ormandan, belediyeden buraya intikalene kadar maalesef 10 eve yangın sıçradı. Bir de camimizin çatısına. Vali Çakır yangının elektrik kontağından çıktığını söyledi. Yangında mağdur olan vatandaşlar için gerekli çalışmaların yapılacağının altını çizdi. Bu yan evlerden 5 tanesi boş evdi. 5 tanesi de vatandaşlarımız ikamet ediyordu. İkamet eden vatandaşlarımızı ilk etapta akrabaların yanlarına yerleştirdik. Şu an için vatandaşımızın mağduriyeti söz konusu değil. İnşallah yarın sabah itibarında hem hayvanları için hem de köyde kendilerine yeni konutlar yapana kadar barınmaları için uygun alanların şu an planlamasını yaptık. Bankasya'nın kurucu ortağı Fethullahçı terör örgütü firarisi sahte kimlikle Ankara'da yakalandı. Fethullahçı terör örgütünün sözde ağır başları tek tek yakalanıyor. Ankara Emniyeti örgütün sözde üst düzey isimlerinden Kamil Yavuz M. için düğmeye bastı. Çankaya'da düzenlenen operasyonda FETÖ firarisi Kamil Yavuz M. üzerinde başkası adına düzenlenmiş kimlikle gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan isimin örgütün Türkiye Mütevilli Heyetindeki Himmet Ağa'nın önemli isimlerinden biri olduğu belirlendi. Ayrıca zanlının Bankasya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve baylok kullandığı tespit edildi. İzmir'de etkin pişmanlıktan faydalanan bir kişi yakalanan zanlı hakkında FETÖ'nün himmet paralarını legal hale getiren kişidir ifadesini vermişti. İzmir depreminin ardından artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Fay yasasının bir an önce çıkarılması için düğmeye basıldı. Elazığ depreminden sonra bilim insanlarından oluşan Türkiye Afet Risk Azaltma Platformu kurulmuştu. Platform çalışmalarını tamamlamak üzere. İzmir depreminin ardındansa süreç hızlandırılıyor. Fay hattına konut yasağı getiren düzenleme bir an önce meclise gelecek. Çıkarılacak fay yasasıyla adeta Türkiye'de bir devir kapanacak. Fay hatları üzerine yapılaşma yasağı getirilecek. Öncelikle Türkiye genelindeki tüm aktif faylar tek tek incelenecek. Hangi fay hangi aralıkta deprem üretiyor, kaç yılda bir deprem oluyor tespit edilecek. Fayların kayma ve kırılma hızları da tespit edilecek. Fay zonları boyunca hendekler açılıp fayın genişliği ölçülecek. Fay genişliğinin çevresindeki sakının bandı, yani ne kadarlık alana bina yapılmayacağı tespit edilecek. Bu alanlara ev yapmak, oturmak yasak olacak. Fay hatlarına yapılmış binalarsa kentsel dönüşüme tabi olacak.
Aralarında Erzurum'un da bulunduğu, içerisinde fay hattı geçen 18 ilde 100 bin binanın taşınacağı belirtiliyor. Özellikle İstanbul'da vatandaşın dönüşüme teşvik edilmesi için hükümetin yasal bir düzenleme yapacağı düşünülüyor. Fay yasasına meclisteki tüm partiler destek veriyor. Eğitimin kutsallığına inandı, tepelerinden yağan bombalara aldırış etmedi. Gazze'li öğretmen abluka altında kısıtlı imkanlarla geliştirdiği projelerle uluslararası ödül kazandı. Filistinli Esma Mustafa öğrencilerine İngilizce öğretmek için her türlü çabayı sarf etti. Üniversitede dil eğitimi için öğrendiği oyunları, okullardaki yetersizlik, kalabalık sınıflar ve daha pek çok sorunla cebelleşen öğrencileri için geliştirdi. Onlara hem oyun oynattı hem de farklı bir dili öğrenmelerini sağladı. Öğrencileri ise bu oyunlarla dil seviyelerini daha çok geliştirdi. Teknoloji kullanımının çok önemli olduğunu belirten Esma öğretmen, yeni bilgi ve tecrübeler için online sempozyumlara ve eğitimlere katıldı. Öğrencilerine daha faydalı olabilmek için dil eğitim uzmanı öğretmenlerle iletişim kurdu. Esma öğretmenin bu çabaları ona küresel öğretmen ödülünü kazandırdı. Ödülü alabilmek için yüzden fazla ülkeden binlerce aday katılıyor. Yalnızca eğitimde fark yaratan çalışmalarıyla başarı gösteren öğretmenler ödül alabiliyor. İngilizce öğretmeni Filistinli Esma Mustafa da abluka altında kısıtlı imkanlara verdiği eğitim ve hayata geçirdiği projelerle bu ödüle layık görüldü. Do I need E?